Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda otantik model havlumuzu işlemeye devam ediyorum. Kaldığım yeri göstermek istiyorum ilk önce. Burayı yapmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi buradan devam edeceğimi söylemiştim. İşlemeye başlayabiliriz. Burayı yaparken yukarıda iki tane kare boşluk bırakıyorum. İğnemi çıkartıyorum. Yan tarafa doğru 4 tane kare yapıyorum. 4. kareyi yaptıktan sonra kapatıyorum. Çarpı yapıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kare yapıyoruz. 3 taneyi yaptım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaptıktan sonra iğnemi yandan çıkartıyorum. Yan tarafa doğru devam ediyorum. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Kapatarak yukarıya doğru tam olarak yukarıya çıkmıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 5 tane kareyi kapatıyorum. Beşinciyi kapattıktan sonra yan tarafa dönüyorum. Yana doğru 1, 2, 3, 4 tane kare yapıyoruz arkadaşlar. 4. kareyi yaptıktan sonra kapatıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Beş tane yapıyoruz arkadaşlar burada. Burayla birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada geriye dönmeden önce şurada gördüğünüz tek tek yapılan bir kareye bir boşluk olarak bırakılan kareyi yapacağım. Burada ben iki tane boşluk bırakıyorum. Bir tane kare yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir tane yapıyorum. Tekrar aynı şekilde bir kare bir boşluk. Şimdi yukarıya dönüyorum. Bir kare bir boşluk. Bu köşeye kadar bu şekilde geliyorum. Şimdi üste yaptığım bir kare bir boşluk olarak yaptığım yarım çarpıları kapatıyorum. Pardon.
Şimdi arkadaşlar burada kareyi oluşturduğumuz kareyi kapatmaya başlayabilirim. Şimdi buraya geldiğimizde buradaki boşluğu tamamlayacağız. İpimi hemen burada iç kısımdan çıkartıyorum. Düz olarak hemen burayı kapatıyorum. Şuradaki kare kısmını oluşturuyorum. Şimdi geri dönebiliriz arkadaşlar. Buraya geldiğimde buradaki köşedeki çarpıları da yapıyorum. Tam olarak şuradaki. Şimdi arkadaşlar burayı bitirdim. Şimdi çiçek kısmını oluşturacağım. Bunun için buradan iğnemi çıkartıyorum. İki tane yukarı doğru, bir tane de soluna çapraz olarak bir tane kare yapıyorum. Sonrasında şöyle bir tane değil, burayı ben komple bu çaprazları çapraz olarak buradaki çarpıları yapacağım arkadaşlar. Kaç tane olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çapraz. Çapraza doğru 7 tane kare yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptık. Şimdi geri dönelim, kapatalım. Evet arkadaşlar, çiçeğin dal kısmını oluşturdum. İğnemi, ipimi arkadan çok az bir şey yürütüyorum. Bu arada arkası da bu şekilde. Onu da göstermiş olayım. Şimdi istediğim yönden devam edeceğim. İster sağdan devam edebilirsiniz, ister soldan devam edebilirsiniz. İkinci çarpının üzerinden iğnemi çıkartıyorum şimdi. İki tane yana doğru çarpı yapıyorum. Bir de buradan üçüncü çarpının yanından öne doğru çarpı yapıyorum iki tane. Bu kısmı oluşturmuş oluyorum.
Şimdi bir tane çarpı yapıyorum. Çaprazına. Çaprazına iki tane yukarıya doğru çarpı yapıyorum. Kapatıyorum. Hemen yaptığım ikili çarpının üst köşesinden iğnemi batırıp bir çarpı daha yapıyorum. Hemen üst çaprazından iğnemi çıkartıyorum. Düz bir şekilde çarpılarımı düz sırada yapmaya devam ediyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Burayla birleşecek arkadaşlar. Evet. 6 tane yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Çarpılarımı kapadım. Hemen burada düz sıranın üzerinden çapraz olarak iğnemi çıkartıyorum. Hemen çaprazına bir kare yapıyorum. Bu şekilde. Yine onun çaprazından iğnemi çıkartıyorum. İki tane yapıyorum yukarıya doğru. Kapatıyorum. Çaprazından, sol çaprazından iğnemi çıkartıyorum. Bunu da kapatıyorum. Yine üst sol çaprazından iğnemi çıkartıyorum. Bu kez 3 tane çarpı yapıyorum. Sonrasında çarpı yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Dört tane buraya çarpı yapıyorum. Ortada birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüp çarpılarımı kapattım. İğnemi burada 3 tane yan yana çarpı yapmıştık. Onun üstünden soldan 3.'ünün üstünden iğnemi çıkartıyorum. Yukarı doğru 2 tane yapıyorum. Onları kapatıyorum. Üstüne doğru bir çarpı yapıyorum. Yine sol üst çaprazdan iğnemi çıkartıyorum. 2 tane yapıyorum. Sağ sol alttan iğnemi çıkartıyorum. Bir tane yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde iğnemi çıkartıyorum. Aşağıya doğru 6 tane çarpı yapıyorum. Şimdi geri döndüm. Çarpılarımı kapatıyorum. Ve iğnem bitti. Hemen iğnemi, pardon, ipim bitti. İğnemi ip takıp geliyorum. Bu şekilde. Arkasında yine göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu teknikle yaparsanız arkası da temiz olur. Hiçbir şeyle kapatmanıza gerek kalmaz. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Yukarıdan aşağıya doğru 6 tane yaptığım çarpının sol alt köşesine doğru bir tane çarpı yapıyorum. Onun sol üst köşesinden iğnemi çıkartıyorum. Yukarıya doğru 7 tane çarpı yapıyorum. Pardon. 6 tane yapıyorum. Tekrar saydım arkadaşlar. 6 tane olması gerekiyor. Pardon, 7 tane. İyice kafam karıştı. Bir tane üstteki çarpıyı kapatıyorum. Şimdi sola doğru dönüyorum. Sola doğru döndüğümüzde
6 tane çarpı olacak. Altıncı çarpıyı kapatıyorum. Aşağıya doğru. Yine iniyorum. Altıncı çarpıyı yaptıktan sonra aynı hizada olacak arkadaşlar. Bu şekilde yine sağ tarafa doğru devam ediyorum. Buradaki kareyi oluşturdum. Şimdi geri dönüyorum. Burada geri döndükten sonra arkadaşlar şuradaki ucundaki bir kare bir boşluk bırakılarak yapılan kareleri yapacağım. Bir tane dışına doğru yaptım. Üstünden iğnemi çıkartıyorum. Bir tane daha yaptım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde buraya geldiğimizde tam köşede olacak. Yine sağ tarafa dönüyorum. Bir kare bir boşluk yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çarpılarımı kapatıyorum. Burada çarpılar üst üste geldi. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizin neredeyse yarısı oluşmuş durumda. Şimdi iğnemi şuradaki tek çarpı olarak yaptığım karenin altından çıkartıyorum. 6 tane yana doğru çarpı yapıyorum. Altıncı çarpı yaptıktan sonra çaprazına bir tane yapıyorum. Onun çaprazından iğnemi çıkartıp kendime doğru iki tane düz çarpı yapıyorum. Bu kez sağ tarafa doğru, sağ çapraza doğru bir tane çarpı yapıyorum. Tekrar iğnemi sağ çaprazdan çıkartıp yana doğru 3 tane çarpı yapıyorum. 3. çarpıdan sonra çapraz şekilde ileriye doğru gidiyorum. Dört tane çapraz çarpı yaptım. Şimdi geri dönüp kapatabilirim.
Şimdi arkadaşlar, iğnemi şuradan çıkartacağım. Burayı iyi yapacağım. Düz olarak. Son iki yaprağım kaldı. Onları da gösterdikten sonra videoyu sonlandıracağım. 6 tane çarpı yapıyorum. Şimdi sol çaprazdan iğnemi çıkartıp bir tane çarpı, yine sol çaprazdan iğnemi çıkartıp yana doğru 2 çarpı yapıyorum. Bir tane daha sola ve 2 tane. Buradaki 2 yaprağı birleştirdim arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Buraya kadar döneceğim. Sonra son yaprağımızı oluşturacağım. Şimdi iğnemi buradaki köşeden çıkartıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Üstüne hemen 2 tane çarpı yapıyorum. Ve alt köşeye bir çarpı yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, otantik şablonlar bu şekilde işleniyor. Öncelikle genellikle etrafında siyah renkle yapılmış çarpılar bulunuyor. Ortasını renklendiriyoruz. Arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Gayet temiz oldu. Bu teknikle yaparsanız sizin de havlularınızın arkası temiz olur. İşlenmiş gibi olur. Ön tarafından farkı olmaz. Kaplamanıza da herhangi bir şeyle tela ya da astarlama yapmanıza da gerek kalmaz. Bu şekilde arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi kalemle çizilmiş gibi oldu. Bunu da söylemek istiyorum. Bir sonraki videomda renklendireceğim. Hangi tonlar kullanacağız, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.